Yatırımlarımızla Fatih'e modern yaşam ve kültür alanları kazandırmaya devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Eminönü Meydanı ve Unkapanı arası çevre düzenleme projemizle tarihi yarımadayı dokusunu bozmadan yeniledik. Eminönü Otobüs Terminali'nin yerini değiştirerek bölgedeki ulaşım ağlarını birbirine bağladık. T5 Eminönü Alibeyköy tramvay hattının da eklenmesiyle kara, deniz ve demiryolu ulaşımını bir noktada birleştirdik. Eski terminalin bulunduğu noktaya halkın ihtiyaçları doğrultusunda doğayla iç içe yeni bir meydan kazandırdık. 13.500 metrekare meydanı, kent mobilyaları, 205 yeni ağaç ve 23.000 metrekare yeşil alanla tarihi yarımadada İstanbulluların nefes alabileceği yeni bir nokta haline getirdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün kamusal alandaki ilk anıtının bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. 17 yıldır atıl durumda kalan Sarayburnu Parkı'nı yeniledik. Toplamda 34.000 metrekare alana sahip parkta 21.500 metrekare yeşil alan çalışması yaptık. Yeni kapı kazılarından çıkan tarihi eserleri restore ederek 1500 metrekarelik bir arkeoparkı bölgeye kazandırdık. Tarihi Ali Paşa Sarayı'nı bir kültür sanat alanına dönüştüreceğimiz projemize başladık. Sarayın yeniden inşa edilmesi projesinin birinci etabında yaptığımız zeminaltı otoparkıyla tarihi dokuya zarar vermeden bölgedeki araç kalabalığını düzenledik. 1000 yıllık Tekfur Sarayı'nı restore ederek bölgenin tarihi yapısına uygun 8.000 metrekare boyutunda içinde konser alanı, restoran ve yeşil alanla Tekfur Sarayı Yaşam Parkı'nı İstanbullulara kazandırdık. Fatih'in simgesi Reşat Nuri sahnesini çağdaş bir anlayışla yeniliyoruz. Tiyatro severlerin buluşma noktası olacak modern bir kültür sanat alanını Fatih'e kazandıracağız. Tarihi yarımadayı ve İstanbul'u güzelleştirmeye devam edeceğiz.